7 yıldır tek kişi tarafından geliştirilen bir proje olan Adrorium, hayatta kalma özellikleri içeren bir uzay simülasyonu. Uzayda savaşıp madencilik yapabileceğiniz gibi gemilerinizi kendiniz dizayn edebilecek, 120 farklı blok ile özgün bir tasarıma erişebileceksiniz. Asteroid bölgelerini, gemi enkazlarını, uzay istasyonlarını ve gezegenleri keşfedebilecek, kullanacağınız 250'den fazla gemi içi arayüz tuşu ile geminizi detaylı bir şekilde kontrol edebileceksiniz. 350 farklı item bulunan oyunda 200 civarı tarif ile crafting'in dibini sıyıracaksınız. 1 ila 16 kişiye kadar mürettebatlı multiplayer da destekleyen, cross-platform multiplayer özelliğine de sahip olan oyun, mod desteği, farklı modlarıyla ve loading ekranı olmaması nedeniyle gayet özenilmiş bir projeye benziyor. 2025 yılında Steam üzerinden çıkış yapacak olan oyunun Steam üzerindeki playtestine katılabilirsiniz. Oyun ister itch.io sayfasında bulunan en güncel hali olan 0.10.5.1 versiyonunu indirerek, isterseniz Steam playtestine katılarak deneyimleyebilirsiniz. Oyunun Steam mağaza sayfasına ve itch.io sayfasına video açıklamasından ulaşabilirsiniz. Bir sonraki büyük güncellemenin ise 2024 yılı içerisinde geleceği söyleniyor. Benim gibi grafiğe değil, içerik zenginliğine ve detaya bakarım abi diyenlerdenseniz kesinlikle deneyimleyiniz. Oyun menüsünün sadeliğini görüyoruz. User interface sizi tiksindirmesin. Sol tarafında oyunun gelişme sürecinin ne kadarının ne kadar tamamlandığı, yine burada yeni gelen update'in neler içerdiği şeklinde bilgi var. Reddit sayfası, Twitter sayfası, Discord, Steam üzerinden wishlist etmeyi unutmayın vesaire diyorlar. Burada karakteriniz Orone ya. Bunu kendisi koydu galiba. Ben değiştireyim bunu. Ama bu nasıl bir karakter ismi? Oro. New game diyerek başlayacağım. Sector size. Wow. Planet size. Bunları medium yapalım. Önce bir training diyerek başlayalım bakalım. Training. In this game type you will learn the basics needed to play this game. Just follow the instructions. Tamamdır abi. Magnet ayakkabılarımızla şu an yerçekimsiz ortamda uçmuyoruz. Welcome to the training. Let's get you started on the basics. First, press G to enable your personal thruster. Manyetik botları G tuşuyla açıp kapatabiliyorsunuz. L ile de flashlight'ınızı kapatıp açıyorsunuz. Da PDA cihazım mı? Bu gemimizin bulunduğu yer, yani bizim bulunduğumuz yer. Pekala. Taba bas dedi. 3 eşyamız var. Ve onları yerleştir diyor. Yiyecek, içecek ve antibiyotik yerleştirdik. Tava basıp tekrar kapatıyorum. Şimdi 1'e basınca yiyeceği yedik. Suyu neden içemiyoruz? Bu nedir? Çöp. Uzay çöpü. Refill the bottle. Ha, önce doldurmam lazımmış. At the water tank. Water tank. Water tank hangisi? Burası tuvalet. Lavabo. Evet, buymuş. W olan water tank. Suyumuzu da içtik. Tekrardan dolduralım. Şimdi de antibiyotik mi içeceğiz? Tamam, bunu da içtik. To reduce your tiredness and toilet needs, use the toilet and sleep in the bunk bed. Evet, hallettik. Şimdi bir yere otur diyor.
Oturduk. Next step, crafting. You have the required ingredients for the crafting. Two screwdrivers. Press tab and craft them. Kalkmam lazım sanırım. Taba basalım. Workstation, furnace, cabinet, tools. Tools'un içinde mi? Evet. Bir screwdriver yaptım. Bir tane daha yaptım. Bunlar neymiş? Iron plates. Bu neymiş? Plastic pallets. With them keep one and with the other craft a workstation and build it somewhere around. Don't forget to check what new receipts you can craft at it. Pekala. Workstation yap diyor. Sonra build diyor. Don't forget to check what new receipts. You can rotate blocks only before building them. Oo, wow, çok büyük bu. Allah'tan burada yeterince yer var. Nasıl rotate ediyoruz? Right mouse button. Pekala. Pencerenin önüne de koymasak iyi değil mi? Buraya sığıyor mu? Evet, buraya koyalım bakalım. Oo, biraz karmaşık ama hallederiz herhalde. Craft furnace diyor. Furnace'ı hem buradan yapabiliyorum hem de sanırım normal crafting menüsünden buradan da yapabiliyorum. Buradan yapalım. Furnace'ı yerleştir. Pekala, hemen yerleştirelim. Nereye koysak? Sağ klikle zaten yönü aynı. Interact with furnace. Tamam. Bu da tamam. Build hull, remove hull diyor. Do you like the current design of the ship? If no, go ahead and extend it or remove parts with it. Parts of it with any tool. The combi drill is faster. Combi drill şu verdiği galiba. İlici. Ha, önce bir tane remove edeceğiz. Bir tane de yapacağız mı? Ha, remove ettim, ekledim, upgrade ettim ve remove ettim. One key aspect of this game is upgrading and dismantling. Upgrade bir kabinet, bir small cargo box upgrade edecekmişiz. Yeterli malzemeyi veriyor zaten oyun bize herhalde. Aynen. Bir kabinet yapalım bakalım. Nereden yapacağız bunu? Hemen şuradan bulalım. Alışmamız lazım bir de. İşte burada. Yaptım. Bunu şimdi kuracağız galiba. Build diyor. Aynen. Onu nereye koyalım? Onu da buraya koyalım. Bunu upgrade edeceğim. Onu da muhtemelen bununla mı yapacağım? Aynen öyle. Düz tıklıyoruz. Sol klikle upgrade ediyoruz. Small cargo box'ı upgrade et diyor. Bu muydu small cargo box'ı? Yok. Ha. Kabinet şimdi small cargo box'a dönüştü. Ve onu cargo box'a çevireceğiz. Şimdi bir sandalyeyi sök diyor. Söktüm. Şimdi konsollar yerleştireceğiz. Uzay çöpünü alalım. Şunu da şuraya koyalım. Konsolları yerleştirelim şimdi. Enerji konsolu. Şu yukarı mı koysak acaba? Bu neymiş? Electronics console. Bu neymiş? Bu da propulsion. Bu da itki. Onu da buraya yerleştirelim. Şimdi. Bunu aç diyor kenarda. Sonra propulsion konsolunu aç diyor.
şeyi açtım ama niye açtım bilmiyorum. Enerjiden de antenleri mi açacağız? Hayır. Antenler burada mı? Evet. Airlocks, sweet dog. Sweet dogs, okay. Airlock. Burada değil, muhtemelen burada. Sweet dogs burada. Şu da çok yanlış bir yerdeymiş ya. Booster diyor. Airlocks. Airlocks. Gözümden kaçıyor olabilir. Acele de etmek istemiyorum. Kaçırmayalım bir şey diye. Şu an bununla işimiz yok gördüğüm kadarıyla. Elevators. Sweet dogs tamam. Airlocks nerede abi? Landing pads. Heh burada. Great. Also start the energy console to have basic energy status information available. Remember to keep an eye on it. Yellow power button. Comet water tank. Power up boosters. Propulsion'dandır muhtemelen. Power up boosters. Şunu buradan remove edeceğim. Comet water tank. Water tank. Airlocklar var burada. Burada değil water tank. Burada mı? Lights, spotlights. Gözümden mi kaçıyor? Docking doors. Landing pads. Boosters. Pardon. Açmamız lazımmış. Şimdi bir koltuk koyacağız buraya. Oturacağız. Kokpit yapacağız. Çok işimiz var. Ama 16. adıma geldik. Oksijen şimdi %50'nin altında oldu. Acaba doldurabiliyor muyuz şuralardan mesela? Oksijen diyor ama. Pardon. Sürekli elim F tuşuna gidiyor. Tamam açtım. Depressurize. Niye olmadı? Şimdi mi açacağım? Yo, açamıyorum ki şu an. Aynen. Space suit'ini kapat diyor. Şimdi space suit'imizi kapatalım. Şu tuşlarla bir daha buradan işte boşalt aç yapmadan şey yapabiliyorsunuz. Anne koyup dedik. Şimdi now get to the cockpit and start driving. Standard ship controls WASDC. Space translation Q, mouse rotation, shift boosters, control jump falan filan. Oturalım koltuğumuza bakalım. Evet, let's get some resources diyor. 2. Şuraya mı gideceğiz? Madeni nereden çıkartacağız acaba? Asteroidler bu taraftaymış. Şöyle boostlayıp gidelim bakalım. Boost'u kapattık. Şimdi kaç? 18 kilometre diyor. Nasıl yavaşlayacağım acaba? Çok hızlı gidiyorum çünkü. Otopilot tuşunu da bilmiyorum. Eyvah eyvah, çarpacağım sanırım asteroidlere. Yapma bunu lütfen.
Direkt yok mu break ya? Şunu şöyle tutup aşağı çekemiyor muyum acaba? Autopilot. Stop on collision çarpmayalım ama hiç. Motor gücünü yavaşlatayım. Navigation assist. Çok yaklaşmışım, çok. Çok yaklaşmışım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Geçiyoruz şu an asteroitleri. Bir tane burada buldum. Bu tamam. Bir tane asteroit tamam. Şimdi şuna doğru gidelim bakalım. Hadi abi. 1,22 kilometre. 1,18. Çok fazla yaklaşmadan halledeceğim zaten o. Yavaşlayacaktır. 800 metre, 795 metre, 672. Ben atmaya başlayayım ya. Bu da tamam. Now get the ores. Activate autopilot to stop the ship. Go to the asteroid and collect the ores. By hand. Pekala. Elinle git topla diyor. O %100 mü şu an? Aynen şu an %100. Pardon. Çok uzakmış be. Yakınlarda var mı? Diğer patlattığımda geride. Ben buna şimdi gideyim gitmesine de. Yaklaşıyorum. F. Ice Shard çıktı. Carbon Ore. Şimdi gemiye gideceğim. Tamam buldum sonunda. Dibine kadar gitmemiz gerekiyormuş. Şimdi ben bu gemiye nasıl gideceğim? Hızımı vesairemi de göremiyorum adam gibi. Ses çok rahatsız edici ya. Tüf 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 yeter be. Thruster sesini azaltamıyor muyum ya? Nerede bu? İyi biraz azalttım. Niye böyle oluyor ki? Hadi abi. Aferin bana. Hadi abi. Şu ayaklarım yere bir bassın artık yeter ya. Çok zor ya kontroller. Movement drive. Combat mi? Bir de çatışma mı yapacağız? Aha dronlar var. Sağ klikle hedefe alabilecek miyim bunu? Niye kontrollerim gitti benim şimdi?
Niye sabitlendi şimdi kontrollerim benim? Otobrake açık diye mi acaba? Kapat abi. Otopilot'u bırak. Kontroller kilit. Niye kontrollerim kilitlendi şimdi benim? Hay abi ya. Çok yani bu. Al işte. Niye dönemiyor şimdi bu mouse? Motorlarımdan bir tanesi gitti mi benim şimdi? Abi nereye atıyorsun roketleri? Allah'tan roketler şey takip edebiliyorlar da geminin kontrolü tamamen gitti şu an bizden. Kime atıyorsun ya? Oho. Bitti mi? Roketlerim mi bitti? Ship disabled. Şimdi iki tane yıkıntı var. Enkaz yani. Bir tanesi 1 kilometrede, diğeri 300 metrede. Şu 300 metredekine gideceğim. Oradan dismantle edeceğim bir şeyler varmış bakalım. Yaklaşamıyorum ki bile. Bunda şimdi gravity yoktur ki. Gravity ne deniyor ona? Generator mı? Ben şimdi her ne kadar G'ye bassam da. Ha, yürüyebiliyorum. Ne oluyor? Hayda, o neymiş be? Bana ateş etti öyle. Koruma sistemleri hala aktif ilginç bir şekilde. Hadi bakalım. Bu kadar abi. Benim becerebildiğim bu kadar.